Kitap, çok kitap, kitap daha da kitap olacak bu videoda. Evet arkadaşlar, tam olarak kafayı yemiş vaziyetteyim gördüğünüz gibi. İzmit'in bu sıcağında Emre Altuğ'un Sıcak adlı şarkısını kitap olarak coverladım diyebilirim. Umarım bir cover kanalı açmam bundan sonra. Ama size şunu garanti edebilirim ki yaz sıcağında kitap okumak gerçekten de çok zor. Şu an tam olarak 2019 senesinin ortasında bulunuyoruz. Ve ben de bu yıl bugüne kadar yaklaşık olarak 6 ayda 50 tane kitap okumuşum. Yani bu da ortalama olarak aylık 8-9 kitaba tekabül ediyor. Tabii ki de hani fena değil aylık 8-9 kitap. Günlükte işte 3-4 kitaba denk geliyor yine ortalama olarak. Daha fazlasını elde etmek için çabalıyorum fakat benim şöyle bir huyum var, hem çok sevdiğim hem de bir türlü atamadığım. Mesela X adlı bir kitabı okuyorum, herhangi bir kitap diyelim. O kitabı okuduğumda ben hani 2-3 günde okuyorum diyelim ve o kitabı hemen rafa koyamıyorum. Bende öyle bir hastalık var, hastalık sayılabilir mi ya da tedavi edilmesi gereken bir şey mi gerçekten bilmiyorum. Ama ben o kitabı rafa koymadan önce internette tez bakıyorum, makale bakıyorum, PDF yazıyorum yani. Sallıyorum, George Orwell'ın 1984 kitabını okudum diyelim. 1984 kitabı hakkında yazılmış tezlere bakıyorum, incelemelere, makalelere, insanların görüşlerine ve kendi içselleştirmelerine bakıyorum. Kaçırdığım yönleri görüyorum, olumsuz yönler varsa onları fark ediyorum. Hepsinden böyle biraz biraz alıp kendi düşüncelerimi oluşturuyorum. Ben de size bunu tavsiye ederim. Bazen sorular soruluyor, hani kitap okuma sürecinde ne yapıyorsun diyorsunuz. Bu tür şeyler yapıyorum. Ya o kitap için yazılmış ekstra kaynaklar varsa canım istediğinde, hani bazen bazı kitapların anlatımı çok kapalı ve postmodern anlatıma yaklaşıyor biraz. O yüzden o tür kitaplarda da yardımcı kaynaklardan ve internetten yardım alıyorum. Ben de size bunu tavsiye ederim. Yani her kitabı okuduktan sonra lütfen sadece rafa kaldırmakla yetinmeyin. Ve üzerine de mutlaka makale bile olsa, dergi yazısı bile olsa profesyonel bir kalemden yazılmış inceleme yazılarını okumanızı tavsiye ederim. Ben de kendimi böyle geliştiriyorum ve hem konuşmama hem de yazı yazmama etki ediyor diyebilirim. Siz de eğer hem bu şekilde insanların görüşlerinden okumalar yapıp hem de kendi görüşlerinizi bir yorum yazma süreci içerisinde bulundurursanız emin olun ki siz de zamanla gelişeceğinizi fark edeceksiniz. Şimdi kısa kısa Haziran ayında okuyup bitirdiğim kitapların yorumlarını yapmaya başlayacağım. Abi inanın yaz ayında kitap okumak gerçekten işkence gibi. Bazen hani iyi gibi geliyor çünkü yaklaşık bir 9 aylık süreçte hani genelde bir çalışanlar var devlet sektöründe ya da öğretmenlik sektöründe. Fakat özel sektörde öyle bir şey yok tabii. Neyse 9 ay çalışanlar için genel olarak 3 ay tatil tabii ki de kitap okuma açısından çok faydalı ve beklenen bir tatil oluyor. Fakat ben 12 ay tatil olduğum için o yüzden ya şu anki okuma deneyimim tamamen devam eden bir süreç içerisinde gerçekleşiyor. Herhangi bir engel yok yani benim için. Ama yaz mevsiminde o kadar sıcak, o kadar sıcak oluyor ki bazen hani üstüme giydiğim şey böyle içime çekiyor beni ve İzmit'te o kadar nem var ki okuduğum kitapları artık böyle bunalarak okuyorum bazen ve bu da hani Marcel Proust falan olunca daha bir böyle kafa yorulması gereken isimler olunca yaz mevsiminde hem mevsimle hem de kitabın yazarıyla nasıl diyeyim savaşıyorum diyebilirim. Uzatmadan ilk kitaba geçiyorum. Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisini okuyorum demiştim zaten öncesinde. Kayıp Zamanın İzinde serisinin 4. kitabı olan Sodom ve Gomorra'yı bu ay başında ilk kitabım olarak okudum. Sodom ve Gomorra adlarından başlamak gerek önce diye düşünüyorum. National Geographic'te bulunan Ernest Wright'ın bir sözünü keşfettim internette araştırmalar yaparken. Hiç kimse bugüne dek yok olan şehirler olan Sodom ve Gomorra'yı bulamadı denen bir cümle sarf etmiş Ernest Wright. Ve Sodom ve Gomorra'da eski ahit ve tekvinde bahsedilen eşcinsel kavim olan Lut kavminin helak olduğu yer olarak bilinir Sodom ve Gomorra şehirleri. Zaten böyle bir efsane var. Kur'an-ı Kerim'de de ve eski ahit ve tekvinde de geçiyor Lut kavmi. Biliyorsunuz ki helak olan bir kavimdir. Eşcinsellikleri ve taşkınlıkları, azgınlıklarıyla. Bu ögeleri kullanarak
Yani Marcel Proust'un da muhtemelen kutsal metinlere olan aşinalığı vardır diye düşünüyorum. Çünkü 5. kitapta da yani Mahpus kitabında da Kur'an-ı Kerim'den kullandığı bazı kesitler var. Bunları genelde kaçırıyor okurlar fakat detaylara ben çok önem veren birisi olduğum için bunları kaçırmadığımı söyleyebilirim. Dediğim gibi eşcinsel olan bu kavmin içindeki bu iletişimi kullanıp belki de o iletişimi almak isteyip karakterlerinin eşcinselliklerini ve heteroseksüelliklerinden yola çıkan bir kurgu görüyoruz bu kitapta. Ve Sodom ve Gomorra'daki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerinde bir eşcinselin ya da heteroseksüelin nasıl birbirlerine karşı konuşmalarını ve onlara karşı bakış açılarını gördüğümüzü anlıyoruz. Bu kitapta da Germantis tarafındaki sosyete muhabbetlerinde olduğu gibi sosyetenin siyasete ve günlük hayata nasıl yaklaşımlar yaptığını görüyoruz. Ayrıca size şöyle diyeyim, ben her zaman böyle dümdüz didaktik bir şekilde yorum yapmayı sevmem, az çok biliyorsunuz zaten. Ben daha çok bu kitaptan nasıl etkilendiğim konusunda size bir yorumlama yapmak istiyorum. Şöyle düşünüyorum, insan daima anlayamadığı ya da başkalarının anlayamayacağı nedenlerden ötürü sever birisini. Biz birisini seviyorsak genelde başkaları bize bakarken yani ben anlayamıyorum bu çocuğu derler. Aslında bu günümüzde geçen bu yüzeysel muhabbetlerin Proust'ta karşılığını derin olarak bulduğunu söyleyebilirim. Ve size tam da bu konuda mitolojik bir hikaye anlatmak istiyorum. Orpheus adlı bir beyefendi var Yunan mitolojisinden ve Evridike'yi seven bir beyefendi bu. Fakat ona deniyor ki sakın dönüp de arkana bakma Orpheus. Eğer arkana bakarsan Orpheus Evridike'yi kaybedeceksin der denir ona yani. Fakat insan da arkasına bakmayı çok sever ya. Arkasına her daim bakar insan ve geçmişine saplanıp kaldığı kadar da şimdiki zamanının planını çizer. Bu yüzden de zaten insan dediğimiz şey geleceğin her zaman şimdiki zaman köprüsüyle geçmişe aktarıldığı bir mekanizmalar bütünü olduğu için insan da arkasına bakmadan duramaz ve her zaman bugüne kadar sevdiği kadınların iz düşümlerini şu anki sevdiği kadının arkasına ekler diyebilirim. Yani eski kadınlarından edindiği deneyimleri ya da eski adamlardan edindiği deneyimleri her zaman şimdiki zamanıyla yorumlama ihtiyacı duyar insan. Hatta duygular zaman çiftçisi adlı çiftçiyle Nadas'a bırakılır. Duygular böyle yetiştirilir, büyür, çiçekler gibi büyümeye bırakılır. Ve zamanı gelince onların koparılması ve toprağından ayrılması gerekir. Çünkü ayrılmazsa insanlara faydası olabilecek bir konu olmaz. Sadece içine kapanık ve izole ve yalıtılmış bir hayat sürer diyebilirim. Proust'un Kayıp Zamanın İzinde serisini okurken ben de şu an yani sizin şu izlediğiniz anı yakalamak için aslında okuyorum. Aslında Kayıp Zamanın İzinde serisine ait sormamız gereken en kilit soru bir insana mı aitsiniz yoksa zamana mı aitsiniz? Eğer bir insana aitseniz zamanı kaybedersiniz. Fakat bir zamana aitseniz de yani zamana karşı bir aitlik hissediyorsanız mesela sizin şu an beni izlediğiniz şimdiki zamanda zamanınızı nasıl geçirdiğiniz konusunda bir farkındalığınız varsa zaten insanlara karşı da bir yabancılık başlıyor. Nasıl ki Albert Camus'un Yabancı adlı kitabında Meursault varsa ya da Niteliksiz Adam kitabındaki Ulrich'in hissettiği topluma karşı yabancılaşma varsa o karakterler gibi biz de zamana ait olmak istiyoruz. Çünkü o kadar çok insanla haşır neşir olmak için kendimizi paralıyoruz ki bu süreçte zamanı kaybettiğimizi düşünüyorum. O yüzden de duyguların zaman çiftçisiyle Nadas'a bırakıldığı bu hayatta duygu meyvelerini toplayabilmeniz için kendiniz açısından bir zaman yaratmanız gerek. Yani şu an siz beni izliyorsunuz ve şimdiki zamanınızı nasıl verimli olabilecek şekilde olacaksa o şekilde gerçekleştirmek istiyorsunuz. Ve emin olun ki bu yaşadığınız hayat ölümünüze kadar çelişkiler içerisinde geçecek. Şöyle diyeyim, Robert Musil'in Niteliksiz Adam kitabında şöyle satırlar var. Modern insan klinikte doğuyordu ve klinikte ölüyordu. Aynı zamanda klinikte yaşamalıydı. Aynı ben bu alıntıyı, klinik olayını ben aşk acısına bürüyebiliyorum. Çünkü biz gerçekten de zaman kliniğinde yaşayan insanlarız ve doğduğumuz anda gözyaşlarıyla doğuyoruz, öldüğümüz anda da gözyaşlarıyla uğurlanıyoruz. Ve hayatımızı ne kadar gözyaşlarıyla geçirirsek
acı ve hayal kırıklıklarıyla kendimize de bir varoluş kimliği oluşturabiliyoruz. Aslında Proust'un yapmaya çalıştığı şey de zamanınızı tamamen verimli geçirmeye çalışmanız ve insanların cinsiyetiyle birbirlerinin nasıl sevdiğine odaklanmanız değil, onların sevgisinin içerisindeki kimlik özlerini ve kendilerini geliştirme açısından buldukları acı ve hayal kırıklığı parçalarını bulmaya adamanız diyebilirim. Şimdi ikinci okuduğum kitaba geçiyorum. Bende şöyle bir şey var, Proust hakkında konuşmaya başlayınca kendimi susturamıyorum. Niteliksiz kitaplar hakkında daha çok konuşmaktansa bu tür kitaplar hakkında daha fazla konuşmayı tercih ediyorum diyebilirim. İkinci kitabımız Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı adlı kitabı. Viktor Frankl logoterapist, yani logoterapi ne demek? İnsanın anlamla tedavi edilebileceğini savunan bir akım diyebilirim, felsefi yani psikoterapist akım diyebilirim. Ve logoterapiyle tedavi edeceğini öne süren bu insanımız, Viktor Frankl adlı beyefendimiz, Auschwitz-Birkenau kamplarında, yani Nazilerin 2. Dünya Savaşı'nda kurduğu ve kendilerinin Yahudi rehinelerini çalıştırıp gaz odalarını yolladığı bir kampta buluyor kendisini bir gün. Ve bu kamptan kurtulan yegane insanlardan biri diyebilirim. Nasıl diyeyim size, şöyle diyeyim. Hitler zamanında bu toplama kamplarında en zor koşullarda çalıştırılıyor insanlar ve çalışmaya en ufak bir sakatlığı olan ya da intihar etmeye meyilli olan insanlar direkt gaz odasına yollanıyor. Yani siz düşünün, sizin seçemeyeceğiniz bir hayatta Yahudi bir bebek olarak doğuyorsunuz. Şu an bu videoyu izleyen çoğu kişi Türk, ben de biliyorum. Fakat Yahudi olarak doğabilirdik ya da kedi olarak doğabilirdik. Ya da size nasıl diyeyim, Kanada'da, İzlanda'da, Grönland'da bir bebek olarak doğabilirdik. Bunu biz seçmedik. Bu ızdırarı kadere giriyor. Yani bizim belirlemediğimiz saç rengi, diş şekli ya da işte ismimiz, sesimiz gibi şeyler bizim belirleyemediğimiz şeyler. Ve biz bu ızdırarı kadar, yani belirleyemediğimiz unsurlarla doğuyoruz. İşte bu belirleyemediği unsurlarla doğan başka bir vatandaş olan Viktor Frankl adlı logoterapist, kendini bir gün Jigsaw'un Testere filmlerinde gördüğümüz gibi bir olay gibi düşünebilirsiniz. Kendini bir gün Auschwitz-Birkenau toplama kamplarında çalışacak vaziyette buluyor ve tabii ki de orada koşullar çok zor. Acının ve artık rahatsızlık duymanın tam da eşiğine geliyor. O kadar çok şey görüyor ki, insanların bir ekmek parçası için o kadar çok kavga ettiğini görüyor ki, zamanı gelince kendisini aşırı çalışmaya adıyor ve sorumluluğun da acıdan ve insanlara duyduğu bu acımadan geldiğini savunuyor. Yani logoterapi aslında insanları bu anlamıyla, yani hayattaki anlamla tedavi etme durumu diyebilirim. O yüzden ben de zaten Auschwitz-Birkenau toplama kamplarına gitmiş bir insan olarak bu kitabı çok sevdiğimi ve kendi açımdan da içselleştirdiğimi söyleyebilirim. Bir diğer okuduğum kitap Suzan Defter, Ayfer Tunç'un kitabı. Bu kitabı İstanbul okuma grubumuz için okumuştum. Ben Bin Kitap İstanbul grubunun moderatörüyüm. Orası için okuduğum bu kitapta çok farklı bir anlatım biçimiyle karşılaşıyorsunuz zaten. Hatta grupta arkadaşlarım söyledi ki bazıları baskı hatası sanıp canlı yayınlarına mail bile atmış. O kadar yani ilginç bir kitap. Bir tarafta bir karakterin birbirine yazdığı, demeyeyim, kendine yazdığı günlükler var. Bir tarafta da başka bir karakterin kendine yazdığı günlükler var. Yani yukarıdaki tarihler aynı fakat sadece böyle bir bir karakterler değişiyor. Yani bu e-kitaptan okuduğum için ben orada bu karakter ayrımını böyle hafif bir renk ayrımıyla belirtmişler. Ben onu anlayabilmiştim. Fakat normal basılı kitapta bunun ayrımı tam olarak görülemiyor. O yüzden de çok karıştıran olmuş. Yani ben de onlara hak veriyorum doğrusu. Bu kitapta Ekmel Bey ve Derya adlı karakterin birbiriyle aslında ilişkiler içerisinde bulunduğu bir hayatta birbirinden habersiz olarak yazdığı günlükleri okuyoruz. Suzan Defter, yani yanan defter demek. Suzan yanan demekmiş eski dilde, bunu öğrendim. Ve aslında birbirleri için yanan ve yaşama ateşiyle yanıp tutuşan bu karakterlerin Suzan adlı ya hayali ya da tamamen gerçek bir karaktere duyduğu sevgi ve nasıl diyeyim, iletişim içerisinde olduğunu görebiliyorsunuz. Dediğim gibi farklı bir anlatım biçimi görmek istiyorsanız ya da bugüne kadar hiçbir şekilde karşılaşmadığınız bir anlatım biçimiyle karşılaşmak ve Ayfer Tunç'un dediği gibi aile hayatına önem veren birisiyseniz
Ayfer Tunç da zaten aile hayatını ve aile içindeki mekanizmaları, hayatın içindeki bu mekanizmaları rahime benzeten bir yazarımız diyebilirim. Zaten kitabın içinde de ev rahimdir diyor. Biz de bu kitabı tam olarak Heybeliada'da konuştuk. Yani ada aslında diğer şehirlerden ya da etrafındaki şehirlerden izole ve yalıtılmış olan bir mekan. Yani dört tarafı sularla çevrili. Aynı Ayfer Tunç'un da düşündüğü bu. Dört tarafı insanlarla çevrili bir insanlar şehrinde bir rahim gibi insanların evine tıkılıp günlüklerini artık kendilerine yazdığını söylüyor. Tamamen olay örgüsü de bunun üzerinden gidiyor diyebilirim. Suzan Defter kitabından sonra kendimi çok farklı bir macerada buldum. Okuduğum bu kitap Raymond Russell'ın Locus Solus adlı kitabı. Neredeyse Türkiye'de böyle bir avuç içi kadar insan biliyor diyebilirim. Ve böyle bilinmeyen, daha da fazla böyle açığa çıkarılması, keşfedilmesi gereken kitapları seviyorum. Ve size şöyle diyeyim. Hani dedim ya videonun başında bazı kitaplar üzerine tez, makale, işte akademik metinler okumayı ya da başka insanların incelemelerini okumayı daha çok seviyorum. Misal olarak Ayfer Tunç'un kitabında çok fazla inceleme ya da ekstra kaynak okumaya ihtiyacım olmadı. Zaten anlaşılan bir olay örgüsü var en azından kendi açımdan. Fakat bu kitapta hiçbir şekilde bugüne kadar bu videoyu izleyen hiçbir insanın görmediği bir anlatım biçimi var. Size şöyle diyeyim. Şu an beni izliyorsunuz diyelim, zaten izliyorsunuz. Benim burnumu ya da işte sakallarımı, işte yanağımı, şapkamı, gözlüğümü görüyorsunuz. Ve bunun bir, nasıl diyeyim, imge olduğunu düşünün. Ve beni izlediğiniz zaman burnumdaki olan bir noktadan ya da işte gözlüğümdeki bir tasarım kuralından kendinize bir hikaye buluyorsunuz. Yani ne diyeyim size? Burnumda olan bir böyle kabartma diyeyim, yani sallıyorum şu an. Ben de Raymond Russell'ın hayal gücüne erişemeyeceğim için şu an tamamen sallıyorum. Şöyle diyeyim size, şapkamda bulunan bir heykel olduğunu düşünün ya da desen olduğunu düşünün. Ve bu şapkamın içerisindeki desenin içerisinde de bir hikaye olduğunu düşünün. Yani desenin bir hikayeyi yansıttığını ve bu hikayenin içerisinde de bir insanlar bütünü olduğunu düşünün. Bu insanlar bütününün içerisinde de onların duygularını olduğunu düşünün. Ve bu desenden yola çıkarak o desenin üzerindeki hikayenin içerisindeki insanların anlatılmasıyla bir detayının detayı anlatılıyor. Raymond Russell'ın zaten bu kitabını kendi deneyimlerimle açıklamaya kavuşturamayacağımı düşündüğüm için, yani bu tür kitaplara karşı biraz toy hissediyorum kendimi, amatör hissediyorum. O yüzden başka yardımcı bir kaynak okudum hemen bu kitabın üzerine. Michel Foucault adlı çok sevdiğim sosyolojist, bilmem neyiz, her şeyi yapanist adlı bir beyefendimizin Raymond Russell Ölüm ve Labirent adlı kitabını okudum. Zaten bu kitabı okuduğumda "Vay Raymond Russell sen ne yapmışsın" falan gibisinden tepkiler ortaya koydum. Yani Raymond Russell'ın hayal gücü ve betimleme yeteneği o kadar ileri ki tasarladığı şeyleri zaten akla hayale gelmeyecek şeyler. Sizin de aklınızda canlanamıyor. Fakat size şöyle diyeyim, bazı görüntüleri ve hayatta düşündüğünüz bazı şeyleri sahneleştirmek ve yorumlamak adına Locus Solus adlı kitabı hayal gücünüzü genişletmek adına okuyabilirsiniz. Fakat size şöyle diyeyim, bu kitap kesinlikle ağır bir kitap arkadaşlar. Yani ortasına gelip de sıkılma ihtimaliniz de var. Çok sevip böyle bağlanabilme ihtimaliniz de var. Yani uyarmadı demeyin sonra. Ve bu kadar şey üzerine eğer bu kitabı okuyamıyorsanız ya da okuyamıyorsanız değil, eğer bu kitabı okumuyorsanız lütfen bu kanalı kapatın. Yani ben bu kanalı kapatıp gideyim yani. Lütfen bu kitabı okuyun ve kendinizin gelişmesine şahit olun. Ve Haziran ayında okuyup bitirdiğim son kitap Mahpus Marcel Proust'un kitabı oldu. Evet, bu ay 6 kitap okudum. Yani bu ay için çok fazla kitap diyemem. Yaklaşık olarak zaten 1650 sayfa, günlük olarak 55-60 sayfaya denk gelen bir okuma sürecim oldu. Ama dediğim gibi yani yazın sıcağı öyle bir şey ki epitel dokularıma edebiyat ve felsefe, yani bilgi yollayabilmek yerine nem geliyor İzmit'te. Yani nem ve bilgi İzmit'te savaşıyor diyebilirim. Ve bu nem savaşı içerisinde okuduğum en son kitap olan Marcel Proust'un Mahpus kitabı, Kayıp Zaman İzinde serisinin 5. kitabı, bilenler biliyordur. Ve ben bu kitabında Proust'un zaman hiyerarşisini, yani boşa geçirilen zaman, kayıp zaman, ele geçirilen zaman ve yakalanan zaman hiyerarşisinde artık ele geçirilen zamana geçtiğimizi düşünüyorum.
Çünkü Proust'ta anlatılanlar, yani Kayıp Zaman Dizinde serisinde ortadan önceki kitaplarda anlatılanlar genelde boşa geçirilen zaman ve kayıp zaman. Yani insan zamanı yakalamak istiyor ve zamanı yakalamadan önce zamanını boşa geçirmesi gerekiyor. Ben bunu bir önceki videoda da söylemiştim fakat her videoda söylemeye çalışıyorum ki iyice aklınızda perçinlensin ve Proust okumalarınızda faydası dokunsun diye. Ve Proust ve Göstergeler kitabını okuduğumdan sonra, yani Gilles Deleuze'ün Proust ve Göstergeler kitabını okuduğumdan sonra da tam olarak insanın hayatını boşa geçirmesini sosyete muhabbetleriyle ya da saçma sapan bir yere götürmeyecek, bir incir kabuğunu doldurmayacak muhabbetlerle insanın hayatını boşa geçirdiğini görebiliyorsunuz zaten Kayıp Zaman dizinde serisinin önceki kitaplarında. Orta kısmı geçince de artık bir sevgilinin yüzünde ya da sevgilinin uykusunda ve uyanışında o algı çitini geçmeye başladığınızda zaten seslerin de yükselmeye başladığını anlıyorsunuz. Ve edebiyat o kadar sanatsal ve göstergesel olarak manevi bir bütüne kavuşuyor ki Proust'un. Bundan sonra anlıyorsunuz ki siz de artık bir Proust'un dünyasıyla kendi hayatınıza bakmaya başlıyorsunuz. İlk anlarda kendi gözlerinizle Proust'un dünyasına bakarken ulan yanlış bir şeyler var herhalde. Yani kendi gözlerimle bugüne kadar hep bir yazarın hayatına bakmıştım diyorsunuz. Hep işe yaramıştı diyorsunuz. Fakat Proust da işe yaramıyor bu arkadaşlar. Proust'un gözleriyle kendi dünyanıza bakmaya kendinizi alıştırmadığınız sürece alışkanlıklar sizi her yandan bıçaklıyor diyebilirim. Ve bu bıçakları çıkarmayı öğrenmeniz de tamamen kitap okumaya ve kendinizi sorgulamaya, kimliğinizi arayışınıza bağlı. Ve bu tür şeyler de Marcel Proust'a göre sanat ve manevi göstergelerle oluşmuş bir bütün. Bu sanat ve manevi göstergeleri de bir sevgilinin yüzünü dönmesiyle oluşturulan başka başka perspektiflerle kavuşacağını söylüyor. Ve hayatta ne kadar sanatla ilgili öge bulursak, her şeyin sanatla ilgili bir potansiyel konu olduğunun farkına varabilirsek, Proust'un da neler yazdığını anlayabiliriz. Çünkü hayatta aslında kararın mahkuma ait olduğu bir zaman hapishanesi. Ve biz bu zaman hapishanesinde kararı bekleyecek olan mahkumlarız. Ve emin olun ki hayattaki kararın mahkuma ait olduğu tek hapishane zaman diyebilirim. Biz her zaman böyle içselleştirme adlı sanıklarımızla savunma metinlerimizi yazıyoruz ve savunma metinlerimizde kıskançlık adlı savunma metinleri. Ben şu an tamamen kendi düşüncelerim üzerinden anlatıyorum bu kitabı. Yani bu kitap üzerine herhangi bir yardımcı okuma yapmadım. İçselleştirme adlı sanıklarımız kıskançlık adlı savunma metinlerini yazarken avukatlardan ve savcılardan, yani farklı farklı karşı birbirine düşman olan kesimlerden yararlanıyor. Yani kıskançlık hem yararlı bir şey olabilirken hem de tam tersine zararlı bir şey de olabiliyor. Aynı Dostoyevski'nin dediği gibi tutku istisnai bir duygudur. Kıskançlık ise en istisnai tutkudur. Biz hayatımız boyunca istisnalaştırmak istediğimiz bir tutkuya, yani bir insana sahip olmak isteriz. Fakat bu insana sahip olmak istediğimiz sırada da nasıl diyeyim, bir zamanı kaçırırız. O yüzden tamamen bu kitabı okuduğunuzda zaten anlıyorsunuz ve bir kalbin içinde müebbet hapis cezasına çarptırıldığınızı ya da belki de çarptırılacağınızın konusunda bir okuma yapmış oluyorsunuz. Bu ay daha fazla kafa yorucu ve genelde yardımcı okumalar ve ekstra araştırmalar isteyen kitaplar okuduğum için bu ay 6 kitapla sınırlı kaldım. Bazı aylar tamamen böyle anlaşılabilir ve uzun klasikler okuyorum, hacimli klasikler okuyorum. Bazı aylarda böyle kafa yorucu ve başka okumalar, araştırmalar isteyen, akademik şeyler okunması isteyen şeyler okuyorum. Evet, bu videoda bu Haziran ayında okuduğum kitapları izlemiş oldunuz. Bunlar da dediğim gibi 6 tane kitaptan oluşuyor. Nicelik değil de niteliğe önem veren bir insan olduğum için 6 sayısı benim için bir şey teşkil etmiyor. Ben bu ayda da kendimi çok geliştirdim. Marcel Proust'un Kayıp Zaman Dizinde büyük bir yol aldım. Ya da Raymond Russell'ın gerçekçi büyücülük tarzında bir garip bir tarza şahit oldum. Ve nasıl hayal gücümü geliştirebileceğimi ve dil ve varlık arasında gidip gelen kutupları öğrendim. Onun dışında Auschwitz-Birkenau toplama kampı zamanlarımı hatırladım. Yani bir ayda 100 tane ya da 50 tane kitap okumanız bir şey ifade etmiyor aslında. Siz o kitabı rafa koymadan önce kendinizi ne kadar geliştiriyorsanız ve o kitaptan ne kadar pay alabiliyorsanız siz de
yani kısıtlı hayatınızda o kadar bir iz bırakmış olursunuz. Biliyorsunuz ki 14,5 milyarlık evrende sadece 60-70 yıl ortalama ömür süresine sahip insanlarız ve bu 60-70 yılı okuyabileceğimiz en fazla hani 2000-3000 kitap bize bir şeyler bırakmalı diye düşünüyorum. Hani 10.000 kitap okumak bir şey ifade etmez ama sen 500-600 kitabı kendi hayatına katıp kendi sorumluluklarını ve kendi davanı da burada belirleyebiliyorsan işte sen olmuşsun demektir kardeşim. Evet, bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katmıştır bu video. Kendinize iyi bakın. Umarım siz de okuduğunuz kitapları yorumlarda yazarsınız. Okuduğunuz kitapları, en çok sevdiğiniz kitapları da yazabilirsiniz. Fark etmez. Sevmediğiniz kitapları da yazabilirsiniz. Videodan size katılan şeyleri de yazabilirsiniz. Bu videodan çıktığınızda umarım hayatınız güzel olur. Unutmayın ki her şey çok güzel olacak ve kitapla olacağız. Her zaman sevgili olacağız. Kitabı ve sevgiyi, bilgiyi yayacağız. O yüzden de daha fazla uzatmamak adına alıntılarla kalmanızı istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.